Elif Erdenay bu tekniği kullanmış ve 30-40 kilo vermiş biri olarak. Canı bir şey çektiğinde yiyor mu? Peki o nasıl size artık kilo olarak dönmüyor? Gece günlüğü tekniğiyle beraber siz bilinçaltınızdaki pozitif kayıtları arttıracaksınız. Çok hızlı bir şekilde yazmanız gerekiyor. Ellerimizi öne doğru uzatalım. Uzattık. Ben hayal ettiğim, imagine ettiğim bir şeyi vücuduma aktarabiliyorum. Şimdi i̇şte bunu aktaran vücut Zayıflatabilir sizi. Aa, Sana geliyor bir şekilde, yaklaşıyor. şekilde. Kendiniz bunu bir deneyin. 35-40 kilo yakın bir kiloyu verdim. Yıllarda uğraştığım şey hatta 30 dakikada bitti diyebilirim. Elif Hanım'ın öncesi sonrası fotoğrafını şu an görüyorsunuz. İlkel Bey'in kışkırtarak kilo veremezsiniz diyor. Ne demek bu? Allah. Trans teknik nasıl bir şey? Bizim sihirli 30 dakika dediğimiz bir şey var. Gece yatmadan önce. Bir elimizi sağ omuzumuza, diğer elimizi sola koyacağız. Bunun mesela yaptığınız zaman her sabah aç karnına 10 dakika. Bak bir tüyo vereyim. Ben kendi sosyal medyamda işte videolarım daha milyonluk izlenebilmesi için şu anda benim defterim var mesela. Bilinçaltımız o kadar yoğun ilgi, alaka gösterdiğimiz insanlarla evleniyor. Ya. Nasıl? Efendim merhabalar Ferda Yıldırım YouTube kanalında onu ikinci kere konuk ediyoruz. Neden? Çünkü onu çok sevdiniz. Beyin koçu Elif Erdenay bir kere daha bizimle. Elif Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş gördük. Bugün heybenizde neler var? Geçen defa yayımızı izlememiş olanlar lütfen gidip izlesinler. Ondan sonra gelsinler bu ikinci söyleşimizi izlesinler. Neden? Şimdi kilo verme konuşacağız trans teknikleriyle. Hem kilo verme hem de kendimizi iyi hissetmeye konuşalım bugün. Konuşalım onun bir yenilmezler programı var neler neler var o programın içinde Elif Erdenay'ın Instagram sayfasını lütfen takip edin. Geçen defa da söylemiştim bu defa da söylüyorum her güne faydalı bir içeriği var. Geçen biz bir takım teknikler de göstermiştik e, beyni korumak için aslında o tekniklerdi değil mi? Beyninizi daha nasıl iyi kullanabilirsiniz? İleride sizi bir takım hastalıklardan koruyacak tekniklerdi. Bugün de belki bugün sürprizlerimiz olabilir diyorum. Olabilir. 10 adımda kilo vermenizi sağlayacak sorular ve cevaplar var bu söyleşide. Ee, şimdi Elif Hanımcığım önce terzi kendi söküğünü dikemez derler ama kendi söküğünü dikmiş bir terzi var. Elif Hanımcığım kaç kilo verdiniz? Toplamda yani alıp vermelerimi saymıyorum ama 35-40 kilo yakın bir kiloyu verdim. Kendi tekniğinizle mi verdiniz? Ya, teknik bana ait değil ama yani işe yaradığına çok inandığım kendi hayatımda da çok faydalarını gördüm tabii ki teknikler var ama trans teknikleri aslında bunu temelini oluşturuyor. <laughs> Daha önce bu tekniği kullanmadan önce kilo verme deneyimleriniz olmuş muydu? Her zaman şöyle söyleyeyim yani ben çok uzun yıllar yani 10 yılı aşkın e, duygusal yemekle boğuştum yazık ki. E şimdi tıkınırcasına yemek yiyenler bunu bilir. Sürekli yemek istiyorsunuz yani hmm. yemeklere bir takım duygusal anlamlar yüklüyorsunuz, görevler yüklüyorsunuz ve onlarla beraber aslında e, bu süreç böyle bir paradoks gibi ilerliyor. Sarmala dönüşüyor. Sarmala dönüşüyor. Kendime iyi hissetmek için yemek yiyorum, kötü hissediyorum. Sonra birazcık ayran içip kendimi toparlayıp tekrar yemek yiyorum. Yani bu, ta, yani bu tamamen bir hamsterın sürekli olarak koşturması gibi bir şey aslında kafesin içinde. E, trans teknikleri de bunu yenebildim kendi içimde. Yıllarda uğraştığım şey hatta 30 dakikada bitti diyebilirim. Biz şimdi kanıtlıyoruz da Elif Hanım'ın öncesi sonrası fotoğrafını şu an görüyorsunuz. Böyleydi, böyle oldu diyebiliriz değil mi Elif Nereden, önceden. nerelere geldik? <laughs> yani siz kendi tekniğiniz, daha doğrusu bu tekniği kullanmadan önce e, sorunu çözemediniz, doğru mu anlıyorum? Evet, çünkü ilkel benim. Beğenimini... Bu yeme sorununuzu çözemediniz. Çözemedim aynı. Yani bir, bir takım psikiyatristlere gittim. Samsun'un en iyilerine gittim. E, psikolog arkadaşlarımızla da görüştük ama gerçekten e, yani kişi kendinin doktorudur mottosuna getirmek istemiyorum ama yani bu tarz şeylerin aslında insan nedenini kendisi bulabiliyor ve çözmek istediği zaman kendi üstüne çalışarak çözebiliyor diye düşünüyorum. Kaç tane insan size gelip kilo verdi? bir sayısı var mı? Ya senelerdir yapıyorum. Hani binlerce insan olmuştur. Hmm. Onu çok söyleyebilirim. Gidiyor, tabii. Sonra bir daha alınıyor mu kilo? Ya tabii ki hayat hepimiz için bir travma. Yani dolayısıyla bunun garanti bir şey yok ama o an için yemeğe verdiğimiz o duygusal anlamları çözebiliyoruz. Öncelikle farkındalık burada çok önemli bir şey. Yani e, İlker Bey'in de birazdan konuşuruz ama farkında olmak, bir şeyleri çözmek için çaba göstermek önemli bir şey. Bunlar yapıldığı sürece kilo kolay kolay alınmaz. Yani ben 10 senedir kendi kilomu koruyorum. 2012'de e, bu mevzuyu çözdüğümden beri gayet de güzel koruyorum. Ama dediğim gibi hayatın kendisi travma. Yani bugün başımıza ne geleceği de belli değil. Ama olabildiğince bilinçaltının böyle rastgele anlamlar vermemesini sağlamak, e, trans teknikleriyle işte bu yüzden kendi içinize çalışarak da bu kendisi rastgele anlamlar verir belinçaltını birazdan anlatacağım. Onları engelleyerek aslında tamamen bir duygusal dünyanızı hakimiyetin söz konusu olması lazım. İpleri orada elinize alıyorsunuz. O zaman birinci soruyla başlayayım. Evet. Şöyle diyor Elif Erdener. İlkel beyni kışkırtarak kilo veremezsiniz diyor. Ne demek bu? Nedir bu ilkel? İlk bize biraz bir anlatın. Bizim e, Sinan Canan hocamız e, hep ona şey der. Avcı toplayıcı bir beyne sahibiz. O yüzden e, İnsanın fabrika Ayarları diye bir kitabı var hatta. Onu okumanızı öneririm. Orada da mesela bahseder. Hepimizin aslında beyni şu anda avcı toplayıcı beynine sahip. Çünkü evrimsel psikoloji dediğiniz şey evrimin kendisi de aslında böyle çok çabuk hemen bitebilen bir şey değil. Yani binlerce senenin geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla... Buzdolaplarımız bile aslında evdeki buzdolaplarımız da avcı toplayıcı zihnin ürünü. Bu ne demek? Yani bir şekilde sürekli yemek için çaba sarf ediyor zaten vücudumuz otomatik olarak. şimdi biz bunu zaten diyetlerle beraber kışkırttığımızda, sürekli bir takım yemeklerden kendimizi yoksun bıraktığımızda sürekli aslında bilinçaltına şunu söylüyoruz, yok. Yok, yok ve bul. Şimdi mesela işte diyete başlıyoruz, belli takım tatlılardan kesiyoruz değil mi? Hiç canımızın istemediği tatlıları da istemeye başlıyoruz mesela. Hiç fark etmediniz mi? Evet. Bilmiyorum diyet yaptınız mı ama evet. ya, yani hiç sizinle alakası olmayan tatlılara kafanız gidiyor. Olsa da yesek vesaire sürekli zihne yemek, yemek, yemek. Bu duygusal sinyaller işte ilkel zihnimizden gelen, aslında avcı toplayıcı zihinden gelen sinyaller. Ya ilkel beyni biz diyetteyim bak diyete girdim yemeyeceğim ne mi kışkırtıyoruz. Aynen öyle. Yani sütlaç bana kilo aldırır diye bir şey yok hayatta yani. Dolayısıyla şimdi sütlaça bana kilo aldırır diye etiketlediğimiz zaman şimdi olmayan bir şey var ediyoruz bilinçaltımızda ve bilinçaltında da böyle kayıplar oluşmaya başlıyor. Aslında siz ne kadar uzak durmak istiyorsanız bu sefer bilinçaltınız sizi yapısı gereği ona doğru itiyor. Allah Allah yani ben yemeyeceğim dediğim şey beni itiyor bilinçaltım. Evet. Onu ye onu ye sinyal falan mı gönderiyor bu nasıl bir şey Elif Hanım ya? Bu ilkel beyin nasıl çalışıyor? Ben beyin en güzel şöyle anlatıyorum. Mesela midemiz ne işe yarıyor? Yemekleri sindirmeye. Aynı. Kalbimiz ne işe yarıyor? E bizi hayatta tutmaya. Aşık oluyoruz. Aa, ben. Aşık oluyoruz. Romantik <laughs> bir insan olmadığım ortaya çıktı. Aynen. Aynen öyle yani kalbimizi pompalıyor. Peki beynimiz ne işe yarıyor? Düşünmeye, emir vermeye diyeceğim ama evet, evet çok da, da emin değilim. Ya ben e, senelerdir bu işi yapıyorum, her bu soruyu sordum %95 düşünüyoruz. Yani düşünmeye yarıyor, direkt cevap bu. Ya Düşünmeye tabii biz çok büyük anlamlar atfediyoruz ama beynin temel görevi bizi hayatta tutmak. Yani onun sayesinde biz şu anda buradayız. Yani avcı toplayıcı dönemde bir düşünün, şimdi bir ürkenler vardı, bir de alfalar, ürkmeyenler vardı. Bir, büyük bir ses duyuyor mesela bum diye. Şimdi ürkenler bir yerde saklanıyorlar tamam mı? Bir takım e, işte taşların arkasına vesaire. Ama hiç korkmayanlar o bum sesine gidiyorlar. Gidiyorlar gidiyorlar hiçbir şey olmaz. Gidenler gitti bir daha geri gelmedi. Biz şimdi ürkenlerin torunuyuz. O yüzden ürken hayatta kalır. E, yemek kaynaklarını bulanlar hayatta kalır. Bizim hep bilinçaltımız böyle işlenmiş ve bu bir iki gün değil. Yani milyonlarca yıldır böyle. Dolayısıyla siz milyonlarca yıldır, aynı milyonlarca yıldır bu şekilde çalışan bir mekanizmaya bugünün şartlarında diyetler yaparak işte tatlılardan kısarak tuzlardan kısarak yapamazsınız. Böyle bir kilo verme biçimi yok yani. O yüzden hareketi arttırabiliriz. Güne güzel başlayabiliriz. Trans teknikleri çalışabiliriz. Ama bu asla yemekleri kesmek olmamalı. Bu trans teknik nasıl bir şey? Bir anlatın o zaman. İzleyici diyecek ki bu kadar konuşuyorsunuz da bu teknik nasıl bir teknik? Bununla ilgili eğitimleriniz var değil mi Elif Hanımcığım? E, ama burada da bize eğitime bırakmadın herhalde. Anlatacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi e, transa geçmeden önce bilinç ve bilinçaltından kısaca bahsedeyim. Biz şimdi 7 yaşımıza kadar bilinçaltımız hakim sadece bizim tamam. beynimize. Dolayısıyla orada bir takım kayıtlar var. Şimdi anneden olabilir, aileden olabilir, öğretmen öğretmenden olabilir bilmiyorum ama zaten yemekle ilgili bir takım kayıtlarınız da sizin çocukluktan oluşmuş olabilir. Ve bilinçaltının temel görevi sizi korumak. Bir, iki, acılardan uzaklaştırmak. Yani bu kalp kırıklığı olabilir, eleştirilmenin acısı olabilir. Bu anlamda sadece yemek yemekten bahsetmiyorum. Yani özgüven eksikliğiniz varsa ondan da kaynaklı olabilir bu yemeleriniz, içmeleriniz. Dolayısıyla bilinçaltınız direkt olarak yemeğe büyük anlamlar bağlamaya başlıyor. Bir, yemek yemek beni sakinleştirir, beni mutlu hissettirir. E, hayatımdaki bu benim kalbimi kıran şeylerle istemediğim bir hayatı yaşıyorsam yemek yiyerek beynimdeki antidepresanları aktifleştiriyorum ya da düşüncelerimi uyuşturarak işte hayata karşı mücadele ediyorum olabilir gibi gibi bakın bunu sabaha kadar sayabilirim bu inançları kalıpları. Dolayısıyla bunların hepsi birer kalıp. Kalıp. Bilinçaltı. Ve biz buna inandık. Bilinçaltımız inanıyor. Şimdi ama bizi de inandırıyor. <laughs> ne ama biz şimdi beyni şey zannediyoruz. Her tarafı bilinçli. Bilinçli dediğimiz kısım şu alnımızın ortasında, şu alnımızın tarafında %12'lik küçücük bir şey. Düşünen tarafımız, geri kalan büyük çoğunluğu bilinçsiz. Dolayısıyla o şuna bakıyor, bu yeme alışkanlığı, beslenme alışkanlığı Ferda'nın, atıyorum, hayatındaki stresi azaltıyor mu? Azaltıyorsa onu çalıştırır zaten. Burada Ferda'nın karar verip vermemesinin önemi yok çünkü Aa. patronu. %88 diyorum düşünün artık yani ne kadar büyük bir yapı. Seni hayatta tutmak için yapıyor bunu. Seni hayatta tutmak için ve acılardan uzaklaştırıp zevke kavuşturmak Kavuşmak için. için. Mesela sürekli işte telefon bağımlılığı da aynı şey. Çünkü bir tık gittiği zaman gönderide dopamin salgılıyoruz. Dopamin salgılıyoruz salgılıyoruz ama tabii düşük dozlarda dopaminler. Biz bu tekniklerle o zaman ya da bu teknikle sadece kilo değil pek çok şeye çözüm bulabiliyor muyuz? Özgüven eksikliği, telefon bağımlılığı, sigarayı bırakma. Onları üzerine... da öğretiyorsunuz tabii, yani. Tabii tabii yani kendinizin Süper. üzerinde bunları çalışarak kendi bilinçaltınızı eğiterek bunları yapabilirsiniz. Bir de Ferda Hanım, şimdi bizim eğitim sistemimiz aslında bizim değil, dünyanın genelinde hep eğitimler bilince yönelik. Ben de zaten hep şunu söylüyorum. Ya bilinç zaten biliyor o yemeği yememesi gerektiğini, fazla yememesi gerektiğini, işte sigara içmemesi gerektiğini. Hepimiz zaten biliyoruz bunların sağlıksız olduğunu ama çözemiyoruz. Bilinç ikna edemediğimiz için, davranışları değiştiremediğimiz için. Onun mesela Korzay Koçak vardır, denk gelmişsinizdir. Onun e, Mental Masking programında ben aldığım için biliyorum. Orada çok güzel bir anlatım var. Diyor ki aslında bunların hiçbiri cansız değil. Canlı yani. Ve bizim beynimize bir takım maskelemeler yapıyor. Dolayısıyla bu maskeleri işte oradan kaldırmamız gerekiyor. Trans teknikleri bu yüzden çok önemli. Trans tekniğiyle nasıl kilo veriliyor? <laughs> Örneklendirmemiz lazım. Örneklendireceğim ama çok kısa bir şey daha söyleyeyim. Trans'ın asıl sebebi e, bilinç ve bilinç altındaki kritik faktörü ortadan kaldırmak. Yani geçen de hatta söylemiştim. Bugün günlerden saat kaç demiştim. Siz bu şekilde düşündüğünüz düşündüm. Gibi. O düşünen tarafı trans kaldırır. Trans kaldırdıktan sonra siz işte telkinler vererek kendinize ya da görsel imajinasyon dünyanızda bu sefer kendinizde o davranış değişimlerini yaratmaya başlarsınız. Birazdan rüyaları da anlatacağım. Rüyaları da kullanırsınız aynı şekilde. E, transın asıl sebebi o kritize eden taraf ordudan kaldırayım ki çünkü benim verdiğim telkin bilinçten geçecek. Bilinçten geçtikten sonra bilinç altında da değişim yaratacak. O kritik faktör orada durdukça kritize eden taraf orayı e, bilinç altına o zaman ulaşamayız. Ama bilinçli olacaksınız, kritik eden tarafınızı bark edeceksiniz sadece. Elif Erdenay bu tekniği kullanmış ve 30-40 kilo vermiş biri olarak canı bir şey çektiğinde yiyor mu? Yiyorum tabii ki. Peki o nasıl size artık kilo olarak dönmüyor da bir başkasına su içse yarıyor? Şöyle yani benim yemeğe verdiğim o duygusal anlamlar yok artık. Büyük anlamlar yok. Kutsal su anlamlar yok tabii ki. Bilinçaltım eğer diyorsa ki... Ya ben duygusal yeme mevzusuna bir ayrılıktan sonra da danmıştım. Çok sevdiğim birinden ayrıldığım için. Aşk acısını da başka bir programda konuşuruz. Kalp kırıklığını da çözüyor bu arada. Dipnot olarak düşmek isterim. <laughs> Aynen öyle. Yani e, gönül mevzularından yola çıkarak böyle bir tıkınırcasına yemek... Çünkü... Çok sevdiğim bir şey gitti. Ve benim oksidosin bağımlılığım devam ediyor. Yani sevgi hormonunun salgılanması <laughs> lazım. Mutluluk hormonlarımın salgılanması lazım. En kolay nerede var? Zahmetsiz ama yemek. Az çabayla çokça mutluluk. Yemek de var, sigara da var. Bu arada benim sigara e, bağımlılığım da vardı. Onu da bitirdim. Yani bakın hep bilinçaltı bir şey arıyor. Bir şey arıyor. İşte bunları keşfedip Bunların aslında bir sorun, arıza olmadığını anlayıp bunları nasıl çözebilirimden yola çıkarsanız evet değiştirebilirsiniz tabii ki. Size çok güzel başka bir teknik söyleyeceğim. O da gece günlüğü. Gece günlükleri tutmaya başlayacağız bu programdan sonra. O sizin günlüğünüz mü? Bu normal boş bir kitap. Defter. Defter. Böyle küçük bir defteri. Evet edinir. alacağız. Aynen. Ve bu bizim gece günlüğümüz olacak. Tamam. Geceleri bunun aslında amacı bu bir trans değil. Bilinç altında yine kendime olumlu kayıtlar yapacağım. Bu arada şunu hatırlatayım. Bilinçaltı için olumlu olumsuz kayıt yok. Çalışıyor mu çalışmıyor mu var? Çalışmıyorsa atar. Yani bu Elif'in yeme alışkanlığı, Elif'e külü aldırıyor mu aldırmıyor mu o onunla ilgilenmez. Stres hormonlarını azaltıyor mu? Oksidosini çıkartıyor mu? Elif kendini iyi hissediyor mu? Mutlu hissediyor mu? Tamam. Dolayısıyla artı eksi bizim için. Ama bilinçaltında artı eksi yok. Kayıt kayıttır. Bu işte bu teknikle beraber aslında gece günlüğü tekniğiyle beraber siz bilinçaltınızdaki pozitif kayıtları arttıracaksınız. Ama onu yapmadan önce isterseniz bir transa yatkınlık testi yapalım. Ben de mi yapacağız? Evet. Hadi Çünkü yapalım o zaman. Bunu yazmak için e, bunları bilmemiz lazım ama tabii siz de <laughs> değerli izleyiciler de yapabilir. Bunu şimdi burada görüp kendilerinde de uygulayabilirler mi? Dinleyip, dinleyip onlar da yapabilir. Tamam peki. Şimdi ellerimizi öne doğru uzatalım. Uzattık. Ve sağ elimizi açalım. Açtık. Sol elimiz 90 derece ve kapalı. Öyle. Aynen öyle. Şimdi gözünüzü kapatıp benim talimatlarımı dinliyorsunuz ve ne hissediyorsanız ama olmasın izin veriyoruz. Hiç direnç uygulamıyoruz tamam mı? Hayal gücümüz nasıl? Gayet güzel. Tamam. O zaman sağ elimizde iki tane kitap hayal edelim. Ağır kitap sağ elimizde. Tamam mı? Tamam. Ve o kitapları saatlerdir taşıdığınızı düşünün. Ve kitaplar şimdi gittikçe ağırlaşıyorlar. Ağırlaşıyorlar. Hissedin kitapları tam elinizin ortasında iki tane kitap ağır kitap. Aynen. Öyle. Kitaplar gittikçe ağırlaşıyor ağırlaşıyor ve kolunuzun birazcık yorulduğunu da hissedebilirsiniz. Kitaplar gittikçe ağırlaşıyorlar ve saatlerde taşıdığınız için taşıması da çok zorlaştı. Gittikçe ağırlaşırken sol elinizde de 40 tane uçan balonu taşıdığınızı düşünün şimdi. 40 tane uçan balon taşıyorsunuz sol elinizde ve balonlar şimdi gökyüzüne doğru havalanıyorlar. Hayal edin. Gökyüzüne doğru havalanıyorlar. Yaramaz bir çocuk gibi balonlar yukarı doğru havalanırken daha da yukarı, daha da yukarı. Elinizin ne kadar hafiflediğini hissedebilirsiniz. Sol el Gittikçe hafifliyor. Daha da yukarı, daha da yukarı çok çok iyi gidiyorsunuz şu anda. Ve sahnesi kitaplar daha da fazla ağırlaştı. Çok daha fazla ağırlaşıyor. Aynen biraz komik de olabilir. gittikçe ağırlaşıyor. Ağırlaşıyorlar. Aynen öyle. Onlar ağırlaşırken ama balonların ne kadar yukarıya kaldırdığını solarınızı hissedin. Daha da yukarı, daha da yukarı. Onları baloncu gibi taşıyorsunuz şu anda. Yukarı doğru havalanırken gökyüzüne doğru nasıl uçtuklarını hayal edin. Çok çok güzel, çok başarılı. Evet, gözlerimizi açabiliriz. Gayet güzel. <laughs> bu ne demek? Bu aslında ben imajine ettiğim şeyi kaslarıma aktarıyorum demek. Aa, elim bu aya aşağı indi. Aynen öyle. Sağ elim, sol elim. Ben onu hissediyorum. Hatta balonlarla yukarı doğru çıktığımı bile hissettim yani. Çok acayip. Aynen. Bu hareket, yani bu e betimlemediğim kafamda. Kaslarıma yansıyor. Doğru mu anladım? Hayal gücünüz o kadar güzel ki, yüksek ki ben hayal ettiğim, imajine ettiğim bir şeyi vücuduma aktarabiliyorum. Şimdi i̇şte bunu aktaran vücut zayıflatabilir sizi. Ee, özgüven eksikliğiniz de giderebilir. Sizi mutlu da edebilir. Bu hareketi zayıflamaya vurduğumuzda ne yapacağız? Yani aynı Olur. hareketini Aynı şekilde yapacağız. yazarken ben birazdan onu göstereceğim. İkinci bir testimizi daha yapalım. Sonra bunu hemen ha, yazmaya başlayalım. Bir test daha başlayalım. var. Öyle hemen bırakmıyorum Aynen, yayıncıyı öyle. diyor. Peki. Şimdi ellerimizi böyle birleştirelim. <laughs> Tamam mı? Tamamen avuç içlerini hissedelim. Ve parmakların ortasına bir nokta belirleyin. İzleyicilerimiz de belirlesinler. Şimdi o noktaya bakarken birkaç soru soracağım ama gözlerimizi oradan ayırmayalım. Şimdi sağ serçe parmağınız mı yoksa sol serçe parmağınız mı daha fazla bastırıyor? Sağ. Sağ. Güzel. Gözler orada kalmaya devam etsin. Peki sağ serçe parmağı mı yoksa sol serçe parmağı mı en son parmak pozisyon gereği? Sol. Sol. Güzel. Peki sağ işaret parmağınız mı yoksa sol yüzük parmağınız mı en uzun parmak? Şu an için. Ee, sol. Sol. Tamam. Şimdi eller öyle kalmaya devam etsin. Bana bakın. Şimdi işaret parmaklarını böyle açalım. Tamam mı? Bunlar mıknatıs olsunlar. Bunları ovalamaya başlayalım birazcık. Evet. Onları ovalayarak manyetik etkisini arttırdığımızı düşünelim. Tamam, tamam, mı? Ben birazdan birden beşe kadar sayacağım ve beş deyince parmakların ortasına bakacağız. Tamam mı? Bir, tamam. 2, 3, 4, ısınıyor mu? Evet. Ve 5, açtık parmaktan ortasına bakın yani ve manyetiklerin birbirine çektiğini düşünün. Aa, geliyor birbirine yaklaşıyor. Kuvvetli bir şekilde, kuvvetli şekilde, Aynen, daha kuvvetli. O da kuvvetli Aa. kalsın, devam edelim. Aynen öyle. Ve birazdan tamamen birleşebilirler. Çok güzel, harika. Şoktayım. Süpersiniz. Parmaklar İnanılmaz. Yani lütfen kendiniz bunu bir deneyin. Rica ediyorum. Ben hiç hareket ettirmedim. Kendileri mıknatıs etkisiyle birleşti. Aynen öyle. Çok güzel. Bırakabiliriz. Bunu nasıl yaptık? Bu tabii ya sizin demek? zihin gücünüzün aslında ne kadar hayal gücünüzün açık olduğu demek. Ama bazılarında tamamen böyle birleşiyor. Bazılarında hiç birleşmiyor. Bunlar aslında demek ki telkine yatkın olmayan dolaylı telkin dediğimiz telkin modeline yatkın insanlar. He. Şimdi siz çok telkine yatkınsınız. Tamam. Bu tabii e, direkt olarak telkinleri yazmanız hmm. anlamına geliyor ama bu şekilde hiç oynamayan ya da işte hiçbir şekilde aşağı inmeyen, yukarı kalkmayan insanlar dolaylı şekilde olacak şekilde yapacak. Şimdi netleşti kafamda bu gece günlüğünü tutmadan önce Elif Hanım bir telkin testi yaptı bana. Evet. İki test yaptı. İkisinden de günlük tutabilmek için başarıyla geçtim diyebiliriz. Çünkü orada o hayal gücünüzün yüksek olmasız zihninizi o anlamda iyi kullanabilmeniz gerekiyor anladığım kadarıyla evet. ya şöyle aslında ya o yol geçmek geçmek kalmak için yapmadık sadece sizin <laughs> beyin yapınızı <gülüyor> modelinizi <gülüyor> çözmek için çözdük yani sizinkisi böyle oluyorsa başka bir teknik uyguluyoruz o zaman diyor evet. elif hanım aynen öyle şimdi gece günlüğüne uygunsam ben ne yapacağım şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim gece günlüğüne herkes kız uygun <gülüyor> <gülüyor> ona söyleyeyim kızmayın üzülmeyin ee, şimdi olumlama diye bir şey vardır bir de onaylamak diye bir şey vardır gece gününü onaylarsınız çünkü olumlama bir şey daha olmadı ve ben öyleymiş gibi yapıyor şimdi bilinçaltımız çok dürüst bir şey tamam mı çok dürüst bir patron olmayan şeyi siz istiyorsunuz diye oluyormuş gibi yapmaz yani dolayısıyla olumlama yapmayacağız onaylama yapacağız oldu ve bitti yani artık hmm. tamamen bu şekilde bunu yapabilmek için de Bizim sihirli 30 dakika dediğimiz bir şey var gece yatmadan önce Sihirli 30 dakikaya kalacağız Ondan sonra gece günlüğümüze yani bu tarz küçük bir defter de olabilir ya da defter tutmak istemezseniz Kalem kağıtta da olabilir Hiç sorun değil Çok hızlı bir şekilde Çince yazar gibi yani hiçbir şekilde bir daha okumayacaksınız Çok hızlı bir şekilde Yazmanız gerekiyor şunlar yani Ben rahatlıkla kilomu verdim Rahatça kilo veriyorum kendi füt vücudumu çok güzel bir şekilde koruyorum. Bunu mesela ben çocuklara da yaptırıyorum. Çocuklar şimdi genelde ders çalışmak istemiyorlar Hı -hı. ya da sorumluluk sahibi değiller. Annelere mesela gece günlüğü tutturuyorum. Gerçekten çok güzel dönüşler alıyorum. Niye hızlı ve bir daha okunmayacak şekilde? O kritik faktör dedim ya işte hani e, direkt olarak sorduğum zaman kritize eden taraf. Bugün günlerden saat kaç dediğimde. o Düşünüyoruz. Taraf. Şimdi çok hızlı bir şekilde yazdığınız zaman o kritize eden tarafı yazı yoluyla zaten geçiyoruz. Yani ben telkinimi direkt olarak bilinçaltına indirmek için bunu yapıyorum. Niye gece yapıyoruz? Çünkü rüyalarımızı tetiklemek için. Rüyalara geleceğim. O sihirli 30 e, dakika herhangi bir saatte mi biz mi belirleyeceğiz yoksa bunun bir saati mi var? Gece yatmadan önce. Bunu yatmadan önceki son 30 dakika. Son, 30, son yarım saat. 50 dakika diyelim onu. Aynen öyle. Olmuş bitmiş gibi hızlıca okunmayacak aynen. şekilde yazın diyorsunuz. Aynen öyle. Çok ilginç deneyim denemesi bedava bu arada şey yani bunu sadece kilo vermek için değil her şey için. için iş yaşantınız için dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz e, para istiyorsanız bunun için Aynı. Elif Hanım ne dedi çocuklar ders çalışmıyor dedi ders çalışmayan çocukların annelerine bunu öğretiyorum yaptırıyorlar sonuçlar olumlu geliyor anladığım kadarıyla e, bir kadar söylemezsem örnek bana kızarlar hemen onunla ilgili söyleyeyim derslerime kendimi adadım gerçekten çok başarılıyım kolaylıkla anlıyorum konsantre oluyorum Sınavlarda kendimi çok rahat hissediyorum. Buradaki püf nokta cümlenin kendisi hiçbir şekilde negatif içermeyecek. Hmm. Yani kendim ko kolayca konsantre olabiliyorum. Olmuş bitmiş gibi Oldu mi? ve bitti artık. Oldu ve bitti. Kolayca konsantre oluyorum. Derslerimde başarılıyım. Yani gece günlüğünü istediğiniz her şey için tutarsanız. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Bak bir video vereyim. Ben kendi sosyal medyamda işte videolarım daha milyonluk izlenebilmesi için şu anda benim defterim var mesela. Videolarım milyonlarca insan izlenir. E, beğeniler kolaylıkla bana gelir. Gibi Vallahi gibi. Elif Hanım son videolarınız acayip izleniyor. 6 milyon, 5 milyon değil mi? Bu telkinle mi? Evet. Bu çalışmayla. Bu çalışma inanılmaz. Sosyal medyanın sırları arkadaşlar. <laughs> Demeye çalıştığı şu her şeye uyarlayabilirsiniz. Evet. Bunu sormazsam izleyici de bana kızar. Kırık kalpleri de onarıyor dedim ya. <laughs> e mesela kırık kalbini onarmak isteyen biri hangi cümleleri yazsın defterine? Duygusal dünyamı kolaylıkla yönetiyorum. Sadece bu kadar. Hayatımın aşkını kolaylıkla buldum. Ee, sevmeyi ve sevilmeyi hak ediyorum. Sevgiyi hissetmek için kimseye de ihtiyacım yok yazabilirler. Ben onu çokça yazardım vakti zamanında. Yani kendi sevildiğimi hissediyorum. İdeal partnerim benim hayatıma kolaylıkla girecek gibi. Bu şekilde telkinleri verdikçe tabii bilinçaltınız bu sefer sizin için ideal olan kişiyi de aslında toplum içinde seçmenizi sağlayabilir. Fark etmeniz yani algıda seçicilikten bahsediyorum. Evet. Onu direkt olarak belki sizin gerçekten çevrenizde böyle bir insan var da siz göremiyorsunuz. O zaman işte bilinçaltınız onu size gösterebilir burada diye. Kiloya döndürürsek de tekrar ee, sohbeti çok sevdiği bir şeyi gördüğünde hani yemeğe dayanamadığı bir şeyi gördüğünde de aynı algıda seçicilikle davranıp artık onun için önemsizleştiğini mi fark ediyor? Aynen öyle yani su içmekten farksız ben şimdi bir ara baklavaya çok dadanmıştım şu anda baklava getirseniz benim için suyla aynı ama o zamanlar çok büyük yüce anlamları vardı kutsal anlamları vardı. Onları mesela gene bu şekilde yani ben yemek yerken e, her yeme gurme gibi tadıyorum. Her yemekten zevk alıyorum ve sınırımı biliyorum gibi. Bu tarz gene telkin yöntemleriyle yemeği olan o duygusal anlamları değiştirmeye başlayabiliriz. Yemek yerken duygusal kontrolüm üzerimde. Gurme gibi tadıyorum, yiyorum. Sizinle çalışıp e, kaç kilo veren var en fazla? Kendini zaten 30-40 kilo az bir kilo değil evet yani. Yani en fazla 55 kilo veren bir danışanımız var ama o iki senede verebildi. Çünkü kendine ait bazı sağlık sorunları vardı. <laughs> o yüzden gerçekten çok güzel bir egzersiz olur. Tavsiye ederim. Şimdi yemeklerle ilüzyonu ilişkilendiriyor Elif Erdenay. Yaşamda çok sayıda ilüzyon vardır diyorsunuz. Evet. Ee, biz bunu yemeğe vurduğumuzda ne anlamalıyız bu ilüzyondan? Ben şimdi kendi sosyal medyamda da mesela illüzyon videoları paylaşıyorum. Son bir videosu var, bakın lütfen. Orada mesela insanlar e ellerin eridiğini görüyor, birkaç saniye bakıyor, göz manipüle olunca bu sefer eller eriyormuş gibi, işte ortamda bir esneme oluyor gibi hissediyorlar. Aynı şey yemekler için de aynı. Yani bilinçaltı yeme öyle bir anlam veriyor ki bizde bir ilizyona yol açıyor o yemek aslında. Yani sanki baklava gerçekten benim bütün stresimi alıyor, beni çok mutlu ediyor. Aksi Baklava yediğiniz zaman fazla miktarda yani benim gibi 2 kilo yediğiniz zaman bir agresiflik hissediyorsunuz. Çünkü mide dediğimiz şey aslında küçücük bir organ sindirim sistemi yapabilmek için en kolay nereden alacak enerji? Beyinden. Beyinden çektiği zaman işte agresif agresiflik başlıyor. Ya da işte bilissel yeteneklerini zayıflıyor, anlama ve işte hatırlama azalıyor burada, uykular düzensizleşiyor. Yani yemek yemek tabii ki insanları bakın bunu biliyoruz mesela yemek yemenin iyi hissettirmediğini ama işte o paradoksa gelince bilsek bile çıkamıyoruz onun içinden. Peki rüya kullanarak rüyalar kullanılarak kilo vermek nasıl mümkün? Tahliye rüyaları diyorsunuz buna. Bu ne demek Elif Hanım ya? Tahliye rüyaları benim e, tabirim değil aslında John Kappas diye bir Amerikalı psikiyatristin tabiridir. <laughs> e, tahliye rüyalarında bu bilinçaltı kayıtları dedim ya onların atılmasını sağlıyoruz yani e, yemeğe eğer ki inanç bağladıysa, çok büyük anlamlar bağladıysa yani bunu gece günlüğü yapmadan bile aslında kendi üzerinize çalışabilirsiniz. Gece uyurken bilinçaltınıza tahliye rüyalarıyla benim yemeklere verdiğim bu duygusal anlamları, inançları, kuralları, etiketleri at ve benim iyi hissedeceğim, sağlıklı bir şekilde hissedeceğimi bir beslenme alışkanlığı oluştur gibi. Rüyalarımızı yönetebiliyor muyuz gibi? Tabii ki. Nasıl? Rüyaları gördüğümüz zaman tabii şey yani hasva kader görmüyoruz rüyalar üç çeşit rüya vardır yönlendirilmiş rüyalar ön sezi rüyaları ve tahliye rüyaları ben sadece tahliye rüyalarından bahsedeyim bu özgüven eksikliği içinde kullanılabilir ertelemekle ilgili de kullanılabilir. Yani o olaya size acı veren şeyi tahliye ettirebilirsiniz. Sabaha karşı bu rüyalar görünür tahliye rüyalarıyla beraber. Ben nasıl yöneteceğim o rüyaları onu anlamadım tam bunu olarak. Bunu işte gene e, bu şekilde kendinize ait bir defteriniz olursa orada bilinçaltınıza komut verebilirsiniz. Yemeğe bağladığım o duygusal anlamlar sabaha karşı tahliye rüyalarıyla beraber atılıyorlar ve bilinçaltım temizleniyor gibi. Aa, bunu ilk defa duydum tahliye tabii, rüyaları. Tabii tabii tahliye rüyaları. Oo, çok geç kalmışız o zaman. <laughs> Vallahi ben ilk defa duydum tahliye rüyalarıyla o bilinçaltınızdaki o istemediğiniz ya da sizi yanlış yöneten, yönlendiren evet. durumları atabilirsiniz diyor. Gece uyumadan bir şeyler karalayayım o zaman ben Aynen. Ve, ve sabaha karşı gördüğüm o tahliye rüyalarıyla da bunu atmak istiyorum dediğinizde çıkıp gidiyor hayatınızdan. Endişe bile olabilir yani. Her o şey. O anda hayatınızda bir sıkıntı varsa şu an bu yaşadığım stresler, endişeler sabaha karşı tahliye rüyalarıyla bilinçaltımdan atılıyor, temizleniyor da diyebilirsiniz. Çok faydalı. Bilinçaltı kayıtları, herkes bunu kendi yapabilir mi yani? Kendi düzenleyebilir mi? O kayıtları herkes. atabilir mi? Herkes. De. Biz böyle buna da mı çok ulu anlamlar yüklüyoruz? Yapamayız, edemeyiz falan gibi. Ne yapacağız? Bize bir yine metot yol gösterin. Ben gene eğitim sistemine geçiyorum. Şimdi eğitim sistemimiz ne yazık ki bilince yönelik, farkındalığa yönelik. Tamam ama zaten bizim beynimizin büyük bir çoğunluğu bilinçsiz. Dolayısıyla keşke bu teknikler çocukluktan bize öğretilse de bizim bilinçaltımızda mesela böyle kayıtlar oluşmasa. Yani yani onun direkt olarak rastgele anlamlar verme sistemine geçip biz kendimiz bir tasarım harikasına dönüşsek çok güzel olur. Ve dediğinizi hemen cevaplayayım. Evet bunu herkes kendi başına yapabilir. Bilinçaltı kayıtlarını düzenleyebilir. Düzenleyebilir. Tabii ki. Yakın zamanda bir eğitim programınız var mı? Bizim her ay eğitim programlarımız var. Aralık'ta kampımız var. Ee, Sırt bunun için bir kamp yapacağız 21 günlük. Oraya kesinlikle davet ederim herkesi. Yani burada aslında e, trans teknikleri bir çırpıda anlatılacak bir şey değil. 20 saatlik bir eğitimden bahsediyorum. Hı hı. Hani burada şimdi ben bir şey söylediğim zaman kişi şimdi direkt bilinçaltına bu sefer e, hasbel kadar çalışmaya başladığında bu sefer bir gerçekleştiremediğinde hayal kırıklığına uğrayabilir. İki, kendini bu sefer değiştirmek için bambaşka anlamlar da yükleyebilir. Doğru, haklısınız. Bilmiyorum. Elif Hanım'ın Instagram sayfasını takip ederseniz eğitimlerden de haberdar olursunuz. Her zaman beklerim. E, duygusal yemekten kurtulmak için hareket yapabilirsiniz diyorsunuz. Evet. Bir cennet pozisyonu hareketi anlatacak şimdi bize. O nedir? O aslında e, ünlü hipnotist Paul McKenna'nın bir hareketi cennet pozisyonu. Ben de gerçekten çok kullanmıştım. Çünkü Böyle ataklar geldiğinde bilinçaltınıza bir cevap vermeniz lazım. Siz onu cevapsız bırakırsanız o tatlıyı size yedirir. Tamam mı? O yüzden şöyle bir cevap vereceğiz. Bir elimizi sağ omuzumuza diğer elimizi sola koyacağız. Ve kendimizi okşamaya başlayacağız. Bunun adı cennet pozisyonu. Aha. Siz kendinizi okşadıkça zaten beyninizdeki kimyasallar salınmaya başlıyor. Sonra gözlerinizi kapatıyorsunuz. Derin bir nefes alıyorsunuz. Ve verip kendinizi çayırda çimende. 10 adım atarken hayal ediyorsunuz ve sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 10 diyelim. 10 adım atmış olayım. Sonra gözünüzü açıyorsunuz. Kafanızı hiç oynatmadan sağa ve sola bakıyorsunuz. 5 defa bunu yaptıktan sonra tekrar bu sefer gözünüzü kapatıp derin bir nefes alıyorsunuz. Sonrasında o duygusal yemenin gittiğini görüyorsunuz. Ama bunu Minimum 3 set yapmak gerekiyor. Sabah uyanınca mı, akşam mı ya da bir şey yemek istediğimde mi bu hareketi yapmalıyım? Bir şey yemek istediğimde, stresimi azaltmak istediğimde oh. ama genelde bir şey yemek isteğinde, atakta bir cevap vermeniz gerekiyor. Çünkü o anda sizin için bir şey yapmak istiyor bilinçaltınız. Yardım etmek istiyor size yani. E, çok ilginç. Va, mü mü müthiş bir bilgi verdi. Canınız bir şey yemek istediğinde yememeniz gerektiğini biliyorsunuz ama gittiniz buzdolabının önüne. Buzdolabının kapağını açmadan önce aklınıza Elif Erdenay ve bu öğrettiği cennet, cennet pozisyonu, pozisyonu. hareketi gelsin. Sağ el, sol el koyuyorsunuz, gözlerinizi kapatıyorsunuz, derin aynen. bir nefes alıp e, ona kadar çayır çimende 10 adım attığınızı evet. hissediyorsunuz. Gözünüzü açıyorsunuz, 5 defa sağa ve sola sağ ve baktıktan sola. Aynen. sonra. Tabii burada kendinizi sevmeyi de Devam ediyoruz, aynen öyle. <laughs> Yeme isteğiniz gidecek diyor. Ya bunlar o kadar basit teknikler ki bazen izleyicilerimiz ya olur mu falan et demeyin. Den e, oluyor mu çalışıyor mu çalışmıyor mu hareket çok net anlayabilirsiniz. Var mı böyle ya yine hap bilgi niteliğinde illa e, sadece yemek için değil. Mesela strese girdiğimizde o stresi azaltacak ya da panik atakla uğraşan birini bir anda böyle sakinleştirecek e, böyle hareketler. En güzeli nefes egzersizleridir. Zaten kendimizde o barışı sağladığımız zaman aslında bu şikayetçi olduğumuz şeyleri de aslında azaldığını göreceksiniz o duygusal ihtiyaçların. Çünkü yemek yemek nedir aslında duygusal yemek? Hem duygusal ihtiyaçlarım var, psikolojik ihtiyaçlarım var. Bunların bir şekilde karşılanması lazım. Ve bunu cennet pozisyonuyla karşılayabilirsiniz. Ve da Wim Hof nefesiyle karşılayabilirsiniz. O da gene hologram nefesidir. Ağızdan alınır, ağızdan verilir. 30 defa yaparak hatta internette bunun e, kayıtları da var. Bunu mesela yaptığınız zaman her sabah aç karnına 10 dakika, 10-15 dakika sürüyor. O zaman da aslında ne kadar az sinirlendiğinizi, o endişeli olan şeylerin zihni ne kadar sustuğunu, sakinliği, derinliği hissedebilirsiniz yani. Müthiş. Daha çok sorarım da süreyle e, sınırlı olduğumuz için kızmayın siz de bize. Ara ara zaten Elif Hanım'dan bu hap bilgileri almak için yayınlar yaparız diye düşünüyorum Elif evet. Hanım. Ya şu bir daha önce başka konuklardan da duydum ama siz de perçinlemiş oldunuz. Bu beynin e, bilinçli olan kısmının hep daha fazla olduğunu falan düşünüyoruz. Aslında biz beyne de böyle inanılmaz e, anlamlar yüklüyoruz değil mi? <laughs> ya Aslında öyle değilmiş. E, çok az bir bölümü diyor bilinçli çalışan kısmı geri kalan bilinçsiz kısmı ve aslında bizi yöneten yönlendiren de o bilinçsiz kısmı. Mesela e, Elif Hanım'ın e, söylesine çalışırken okudum yaptığı paylaşımlardan birinde yine. Beyniniz diyor inandığını, inanmak istediğini görüp duyuyor diyor. Bu çok ilginç değil mi? Aynen öyle. Çok enteresan. Yani ben görmek istediğimi görüyorum, inanmak istediğime inanıyorum. Kendi kendimi manipüle ediyorum desek doğru bir ifade olur mu? Aşk da öyle. <laughs> değil mi? <laughs> <laughs> hep aşk konuyu aşka getiriyorum aşk böyle mi oluyor e, tabii yani manipüle sonuçlar, ediyorsun kendini duyguların seni manipüle ediyor yani bilinçaltın seni manipüle etmeye başlıyor ki e, tabi üreyebilesin diye ya da güzel bir aile kurabilmen için ama aslında belki o insan hiç sen, sana uygun bir insan değil senin kimliğine hayatına uygun değil ama o insandan mesela kopamıyorsun çünkü bilinçaltımız biliyor musunuz çok enteresan bir şey söyleyeyim bilinçaltımız o kadar yoğun ilgi alaka gösterdiğimiz insanlarla evleniyor ya. Nasıl? Bu ne demek ya? <laughs> evet, yani onu eş olarak kabul ediyor. Mesela aşk acısının aslında temeli birine çok yoğun duygular bağlamışımdır ve ondan bilinçaltında boşanmamışımdır. Aslında temel mesele bu. Bilinçaltında hala onunla evlisin. Evet. Çözmediğinde evet. bilinçaltında hala ona deliler gibi aşıksın. Bilinçaltında çözmediğinde sen hala e, o ile ilgili sorunun gitmemiş demektir. Evet hala kebap istiyorsundur, hala tatlı istiyorsundur. Çok ilginç, çok enteresan. Ben kendi danışanlarım mesela 25 yıllık evliliğini bitiriyor. Hatta en son danışanım o şekildeydi. Ee, bitti diyor ve ben bitirdim diyor. Yani ben kendim boşandım ama şimdi eşim, eski eşimin diyor başka bir ilişkisi var. Ona diyor sürekli düşünüyorum ne yapıyor, ne ediyor. Ben istemiyorum bilinçli olarak diyor. Çünkü ben kendim bitirdim. Mantıklı sebeplerim vardı bitirdim. Ama neden hala Instagram'da ona bakıyorum? Neden hala onu düşünüyorum diyor mesela. Çok ilginç. Evet. Ve biz gerçekten çalıştıktan sonra bitti. Bitti. Evet. Kafasında gitti. Bilinç altında da bitti. Ve rahat et. Bilinç altında bitmeyen bir şey aslında bitmemiş anlamına mı geliyor Elif Hanım? Tabii Çözülmemiş. mesela. Şöyle söyleyeyim aslında biz mesela bazen kötü rüyalar görüyoruz. Evet. Etkisinden çıkamıyoruz evet. değil mi? Bilinç evet. çünkü ona inanıyor onun olduğuna za kıyamet görürsünüz vesaire ölü görürsünüz birini ve uzun süre ondan çıkamazsınız yani. Çünkü görmediğine de inanıyor. Hızlı ve aptal çalışıyor ama işte o yüzden yönetilmesi lazım. Aslında bizim bilinçimiz bilinçaltını yönetmeyi istiyor zaten. Yapısı itibariyle de istiyor ama gerekli teknikleri, pratikleri bilmediğimiz için. O zaman insanlar ne diyor? Bende bir arıza var. Çünkü kendimize tanı koymaya çok seviyoruz ya biz arızalıyız oluyor. Arızalı değiliz. Sadece beynin çalışma prensibini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bilseniz belki de o hataları yapmayacaksınız diyor Elif Erdenen. Elif Hanımcığım e, izleyici belki şunu da merak eder. E, o tekniği uygulayıp fazlaca kilo vermiş biri olarak. Şimdi mesela ile nasıl besleniyorsunuz? Ne yiyip ne içiyorsunuz? Yani ben aslında çok protein ağırlıklı beslenirim. Canan Karatay'ın da, evet, Karatay da aslında sürekli olarak önerdiği gibi ben 2012 yılından beri yani bu kilo mevzusunu çözdüğümden beri aralıklı or oruç olarak Hı. devam ediyorum. O zaman e, diyetisyenler kıyameti kopartıyordu. Ya ne yapıyorsun işte sen bunu yapma insanlara da kötü örnek oluyorsun. Şimdi kendi danışanlarına veriyorlar. Yani asgari de her şeyi yiyorum. Abartmıyorum. Çünkü yemeklerle güzel bir ilişkim var. Bir de kendimle barışım. İkisi önemli. Bugüne kadar pek çok metodu denemiş, diyetisyenlere gitmiş, almış, vermiş kilo birine çaresiz olmadığını şöyle bir seslenin nasıl anlatırsınız? Çaresiz değilsin, çare sensin diye anlatmaya başlamış. <laughs> yani bir kere herkes otorite olarak kabul etmeyin. Bakın beni de etmeyin. Çünkü kendinize tanı koymaya bu kadar meraklı da olmayın. Bilincinizi ve bilinçaltınızı tanıyın ve ilkel beyninizi yönetin sadece. Ben sadece bunu söylüyorum. Yani illa benim gösterdiğim metotlar da olmayabilir. Birçok metot var ama bunlara meraklı olman, bunu yapmaya istekli olman. Ben her zaman şunu söylüyorum. Şurasına kadar gelmiş bir insan mutlaka değişir. Yani burama kadar geldi ve artık devam etmesini istemiyorum. Tahammülüm kalmadıysa mevzu mutlaka ve mutlaka değişir. Ama öncelikle... Kime giderseniz gidin, kimden çare bulursanız bulun, şunu öğrenin diyor Elif Erdenay. İlkel Beyninizi yönetmeyi öğrenin. Çünkü bize bu kadar hataları yaptıran hep orası. İlkel beyni kışkırtarak da kilo veremezsiniz diyor. E, kışkırtmak da ne demek? Yayının başında açıkladık. Kendinizi bir takım şeylerden yoksun bırakarak asla ve asla kilo veremezsiniz. Mutlaka o yoksun bırakılan şeye geri dönülüyor değil mi Elif Hanım? Evet. Hele ki yani çünkü anlamı bitirmediniz. Bakın benim Instagram'da bir tane danışanım var. Kendisi anlatıyor. Almanya'da kendisi. Mide bypass'tı geçirdi. Yani gerçekten midesinin yarısı yok. Aldırdı yani midesinin yarısını. Ona rağmen kilo aldı ve bana geldiğinde gene 100 kiloydu. Şimdi doktoru diyormuş ki mesela ya sen bu kadar tenis topu kadar miden var nasıl kilo alabiliyorsun? Olamaz böyle bir şey. Çünkü yemeğe verdiği anlamı değiştirmedi. Yeme isteğini yok etmedi demişti Doktor Ahmet Çiçek. Onun da kulaklarını Ahmetlerine... Aynen. Evet, Ahmet Bey çok güzel konuşuyor. Çok çok doğru konuşuyor. Ben de çok takdir ediyorum kendisini. Buradan selamla. Gerçekten öyle. Elif Erdenay bu defa da bize 10 adımda kilo vermenizi sağlayacak soruların yanıtlarıyla geldi. Elif Hanım çok teşekkür ederiz. Sağ ederim. olun. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Kilo vermek isteyen herkesin de ya da çözemediği sorun ne varsa insanların çözmesini dileyelim. E, Elif Hanım'la nasıl Elif Hanım'a nasıl ulaşabilirim diyorsanız da Instagram sayfasına bir göz atın. Orada her şey var zaten. Yeniden görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.